Esenlikler değerli Öntürk dergisi takipçilerimiz. Bu akşam konuğumuz Öntürk Akademisi'nin çok değerli bir üyesi, hukukçu, bürokrat, siyasetçi, araştırmacı ve yazar Sayın Namık Kemal Zeybek. Sayın Zeybek 1944 yılında Bayburt'un Kitre köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde kaymakamlık yaptıktan sonra 1977'de Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nda müsteşar olarak çalışmaya başladı. 1987'de milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve 1989'da Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı oldu. 1995'te yeniden milletvekili seçilip basın ve yayından sorumlu devlet bakanı olarak göreve atandı. Bu görevini sürdürürken aynı zamanda 1993-2006 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanlığını yürüttü. Genç yaşlarından itibaren Türk bilimi, Türk inanç ve töresi, Türk dünyası ve sorunları üzerine kafa yordu. Araştırmaları sonucunda ulaştığı bilgi ve bulguları kitap yaptı ve Türklük konusunda çeşitli ortamlarda çok sayıda konferans verdi. 19 Mayıs 2019 tarihinde merkezi Ankara'da olan Ata Derneği'ni kurdu. Hala bu Ata Derneği'nin başkanlığını yürütmekte olup Türklük için canla başla çalışmayı sürdürmektedir. Sayın Namık Kemal Zeybek'e ait yayınlanmış metinler, Türk dünyası deyince, bilgi, sevgi, hoşgörü, ülkü yolu, milli kültür meselemiz, Türk olmak, çağı yakalamak, Ahmet Yesevi yolu ve hikmetler, AB seyir defteri, bilgi çağından globalizme, Türküm, Allah'a aşk ile ulaş, ışığa doğru, aşk yolu, siyaset yolu, Atatürk'ün izi, ateşten adamlar, Türk devriminin öncü savaşımcıları, alpagutlar, bilgi çağında Türkçülüğün esasları, Kızıl Elma, Türk'ün ülküsü, Türk'ün inancı, Türk'ün töresi ve son olarak da Bilge Kağan'dan Kutlu Söyle. Evet, şimdi Sayın Zeybek ile Türk'ün inanç ve töresi konulu söyleşimize başlayabiliriz. Hoş geldiniz değerli Bilgem. Sağ olunuz, hoş gördük. Sağ olun. Öncelikle söyleşi davetimizi kabul ettiğiniz için size Öntürk Akademisi adına çok teşekkür ediyorum. Ve hemen sorumu yöneltiyorum. Türk töresi nedir? Esasları nelerdir? Türk devleti töreden uzaklaşırsa neler olur? Türk'ün inanışı nasıldır? Könilik ne demektir? Yakın gelecekte ekonomik ve kültürel bir Türk birliği kurmak mümkün mü? Evet. Buyurun efendim, söz sizde. Tabii. Şimdi sizi dinliyoruz. Sağ olun. Ben de size ve değerli akademiye üstün başarılar diliyorum. Öntürk Akademisi adı bile, yani Öntürk diye bir kavramın var olduğunu ortaya koymak bakımından bile yararlı bir iş. Türklüğe çok önemli bir katkı. Bu arada onu söyleyeyim. Siz benim bitiklerimi tek tek sayarken baktım ki çoğu Türklükle, Türk bilikle ilgili. Lise yıllarımdan başlayarak ben Türkçülük akımı içinde yer aldım. Türkçülük akımı içinde yer aldım ve Türk bilik konusunda çalışma yapmak istediğim için Türkoloji diyorlar ya, Türk bilik, evet. Türk bilim ya da konusunda çalışmak için de dil tarihin Türk dili ve edebiyatı bölümüne girmek istedim. Ama Türkçülüğü ben babamdan öğrendim. Babamın evdeki bitiklerini okuya okuya Türkçü oldum. Babam bu işe onay vermedi. Yani öğretmen olmama onay vermedi. Neden? Şundan. Kendisi de öğretmen. Evet. Evde 6 kişi var. 4 kardeşiz, annem, babam. Öğretmen aylığıyla geçinmek zor. O günlerde çok sıkıntılı günler, yani 57, 58, 59 filan 60 o yıllar çok sıkıntılı yıllardı Türkiye için. Buna girmeyelim ama geçim sıkıntısı vardı. Sabit gelirli için, yani aylıklılar için çok ciddi geçinme sıkıntısı var. Dedi ki bak oğlum dedi, ya ben de öğretmenlik yaptım, şimdi de memurum.
Görüyorsun, geçinemiyoruz. Yani niye öğretmen olacaksın ki? Sen zaten Türklüğe meraklısın, Türkçe'ye meraklısın. O konuda da çalışırsın dedi ve o zaman girmek istediğim üç meslek vardı benim. Nereden çıktı üç meslek? Nihal Ahsız Türk Ülküsü adlı bitiğinde diyordu ki Türkçüler ya öğretmen olmalı, ya subay olmalı, ya kaymakam olmalı. Öğretmenlik yolunu babam kesti, önümü kesti. Dolayısıyla subaylık da başka bir hikaye. Dolayısıyla bana kaymakamlık kaldı ve kaymakam oldu. Çok da iyi olmuş. Bence de. Yani niye kaymakam oldum diye herhangi bir sıkıntı duymuyorum. Zaten geçen yıllar içinde Türk bilik konusunda kendi kendime çalışmalar yürüttüm. Sonra yazgım bana öyle bir kapı açtı ki, yazgım, yani dirlik çizgim, dirliğimin çizgisi bana öyle bir kapı açtı ki, yani bu kapıdan giren bir kişinin Türk bilik konusunda kendisini geliştirmemesi olacak şey değil. Kapı şu, 9 yaşımdan beri beni dolkunlandıran, dalgalandıran, yani heyecanlandıran, heyecanlandıran Türk dünyası konusunda Türkiye ile Türk ellerinin, Türk devletlerinin uyumlaştırılması, koordinasyonunu yapmak ve ilişkilerini kurmak görevini yazgın bana verdi. Önce Kültür Bakanı olduğum dönemde başladım. Sonra o bakanlık bitince o dönemin başbakanının, yani Süleyman Demirel'in baş danışmanı ve büyükelçi yetkileriyle ve sanıyla bu işe başladım. Görevim Türkiye ile Avrasya'nın ya da Türk devletlerinin ilişkilerinin uyumlaştırılmasıydı. Bu arada Kazakistan'la ortak iki devletin ortak Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'ni kurdum. 14 yıl yönettim. Manas Üniversitesi'ni Kırgızistan'da kurdum. Başka arkadaşlara devrettim. Her cumhuriyete, her bölgeye gittim geldim. Dolayısıyla öyle dile de çok yeteneğim olmadığını biliyorum. Yani çok uğraştım, İngilizceyi doğru dürüst öğrenemedim. Ama bir baktım ki demek ki aşk olacak. Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence, Tatarca. Yani şöyle söyleyeyim. Hiç duymadığım, tanımadığım, bilmediğim bir Türk topluluğunun herhangi bir bireyini getirin benim önüme. Bir böyle bir iki söz o söyler, ben söylerim, sonra anlaşmaya başlarız. Bunu da ifade edeyim. Bu benim yeteneğim değil. Bu benim aşk ile bakmam. Ama bir de dilimizin kerametidir bu. Böyle diyor Kazaklar. Türkçenin kerameti. Yani şunu söyleyeyim ki, konuya yavaş yavaş giriyoruz. Yani mesela Prusya'dan bir Alman'a köylü getirseniz, Bavyera'dan bir Alman'a köylü getirseniz, Almanca konuşsalar birbirini anlamıyorlar. Bizim ortaokuldaki Almanca öğretmenimiz söyledi bunu. Sonradan birçok kişiye sordum, böyledir dediler. Güney Çin'den bir Çinli'yi getirseniz, Kuzey Çin'den getirseniz, ikisi de gerçek Çinli olsa da, yani ikisi de diyelim ki Mandarin dilini konuşsalar da birbirini anlamıyorlar. Sıfır anlama. Ama bir Türk Üsküp'ten çıksın, nereye kadar gitsin? Kaşkara, Urumçu'ya gitsin. Günlük dirlikte sıkıntısız kendi derdini anlatabilir ve onları anlayabilir. Bu bizim Türkçenin gerçekten üstünlüğü. Yani tabii ki yani şu anda ben uzun yıllara dayalı olarak Kazakçayı konferans verecek, ders verecek, uluslararası toplantıları yürütecek oranda biliyorum. Kırgızcayı ona benzeterek konuşuyorum. Özbekçe zaten çok kolay. Azerbaycan dili benim öz doğma dilimdi. Yani bizim Bayburtça, Azerbaycan Türkçesi olduğu için onda öteden beri sıkıntım yok falan. Ama bir gün, yıllar önce, yani baş danışman olduğumda, Saka Türklerinden bir bakan geldi.
Saha Türklerinin dili çok uzak. Çok uzak. 3,5 saat Rusça dilmaç ile konuştuk. Çeviriciyle konuştuk. 3,5 saat sonra dedim ki dur dilmaç. Karışma. Bakana dedim ki sizin atınız kim? Şöyle bir sarsıldı. Benim atım Aleksandr Rusya. Sizin balalarınız var mı dedim. Bal, üst balam var falan. Böyle dan yarım saat sohbet etti. Ama ben bu arada sözcüklere Kazakçasından, Kırgızcasından, Özbekçesinden yani bu Türkçelerden tek tek söylüyorum ki birini anlamıyorsa diğerini anlasın filan. Gerçekten bu Türkçenin bu durumu övüneceğimiz kadar yani göğsümüzü kabartacak kadar çok önemli bir durumdur. Şimdi ve dünyanın da en eski dilidir. Dünyanın en eski dili o kesin. Şimdi yani dünyanın en eski dili olması da şunu şöyle söyleyelim. Yani bugün bilim. Şimdi bir uluslararası geçmiş bilimin yani tarihin Türkçesi geçmiş bilimdir. Geçmiş bilimdir. Yani her sözcüğün Türkçe karşılığı vardır. Tarihin karşılığı da geçmiş bilimdir ama biz yine tarih diyelim. Bugün tarih bilginlerinin yani yeryüzündeki tarih bilim adamlarını diyorlar ya bilginlerinin kabul ettiği bir gerçek var. Yani buna kimse karşı çıkmıyor. O da ne? O da Kramer'in dediği, Samuel Kramer'in dediği tarih Sümer'de başlar. Tarih Sümer'de başlar diyor. Kitabın adı böyle. Kramer de Sümer bilim konusunda dünyanın en önemli kişisi, bilgini. Ondan sonra ise Muazzez İlmiye Çığ gelir. O da onun öğrencisi zaten. O bir Türk. Ve şimdi sanırım 107 yaşında. Tanrı ona kut versin, 120 yaşasın, daha çok yaşasın diliyorum. Gerçekten övüneceğimiz bir bilgindir Muazzez Hanım. Evet. O diyor ki tarih Sümer'de başlar. Neden? Çünkü yazıyı Sümerliler buldu. Bu söz keskin gerçek mi? Hayır ama bugünkü tarih bilginleri bunu kabul ediyorlar. Ama biz biliyoruz ki ondan önce de Türklerde yazı var. İşte sizin Ön Türk Akademisi sanırım bu konulara da giriyor. Ve bu konuda da çok değerli çalışmalar yapan büyük bir bilgin vardı. Aslı Doğu Türkistan'dı ama oraya da Sibirya'dan gelmiş. Efendim çok da güzel kitaplar yazan bir değerli bilginimiz vardı. Başkaları da var. Ama o çok önemli. Demek ki yani bu söz çok doğru değil. Tarih Sümer'de başlar sözü çok doğru değil ama bugün kabul gören görüş bu. Bu doğruysa o zaman şuna bakalım. Sümerlerin dili neydi? Bu Sümerlerin dili konusunda çalışma yapmış bir Türk profesör var. Bu Osman Nedim Tuna. Osman Nedim Tuna'nın 168 sözcük üzerinde yaptığı çalışma uluslararası bir bilginler kurulunca onaylandı. Doğrudur dedi. Osman Nedim Tuna burada Sümerce ile Türkçe arasındaki birebir birliktelikleri ve kurallı ses değişmeleriyle benzerlikleri ortaya koydu. Çok ilginç sözcükler var. Yani en başta Tanrı, Tengri, Dengir, Dingir diyorlar. Yine benim bildiğim bir sözcük. Mesela Kazakistan'a giderseniz bir eve ya da Kırgızistan'a size derler ki konaklar, geliniz, töre çıkınız. Tör. Törevin üst başı demektir. Dur Sümerce'de. Tör, dur. Baba ata demektir Türkçe'de. Atamaz. Azerbaycanlılar baba demezler. Azerbaycanlılar dedeye baba derler. Ama kendi babalarına ata derler. Biz de atalarımız diyoruz ya. Bizim derneğimizin adı da ata derneği ya. Evet. Adda. Adda. Sümerce'de adda. Bu yani bu beni güldüren bir sözcük var ki gerçekten gülünç.
Hani biz kapkacak deriz ya, kapkacak. Sümerler kapkacak, kapkagak diyorlar. Kapkagak diyorlar. Şimdi işin bir başka tarafı, ben Osman Nedim Tuna'yı aradım. Amerika'daydı. Boğazından işlemci geçirmişti. Yani ameliyat, operasyon. İşlemci. Türkçesi işlemci geçirmişti ve konuşamıyordu, sesi çıkmıyordu. Eşi yardımcı oldu. Hocanın ağzına götürdü, o bana anlattı filan. Hoca dedi ki, şimdi 600 sözcük buldum. O dönemin dilleri için 600 sözcük çok büyük bir sayıdır. 600 sözcük Türkçe ile birebir aynı. Sonra ondan bağımsız Aydın Memmedov adındaki bir Azerbaycanlı bilgin profesör. O 800 sözcük buldu. Her ikisinden de bağımsız Kazakistanlı Olcaz Süleymanov, o da profesör, bilgin. Olcaz Süleymanov ise Sümerce, Göktürkçe ve bugünkü Türkçeler arasındaki sözcüklerin değişim evrelerini inceleyip yazdı. Çok ilginç sözcükler var. Yani şimdi oraya girmeyelim. Zaten Sümerce bulunduğunda ki 19. yüzyıla kadar kişi oğullarının bilim alanında Sümerler diye bir konu yoktu. Şimdi Sümerler deyip duruyoruz. Murat Çivik Bey, bizim bu yayınımıza yardımcı olan değerli arkadaşımızın resminin arkasında Ergenekon denilen yerin çok güzel görüntüsü var. Orada bir 3 Sümer dağı vardır. 3 Sümer. 3 Sümer dağı 3 doruk demektir. Sümer Türkçe'de doruk demektir. 3 Sümer dağı 3 doruklu bir dağ. Ve Altay Türkleri bizim atalarımızın, ya Türklerin atalarının altın kazıktan, bunlar altın kazık diyor, kazık diyor, biz demir kazık diyoruz, kutup yıldızından geldiklerini ve 3 Sümer Dağı'nın ortasına geldiklerini, oranın Ergene olduğunu, yani Ergene rahim demek, yani rahim Ergenekon diye anlatıyorlar ve oradan getirdikleri uygarlığı geçen süreçte hem çoğalarak hem de yayılarak yeryüzüne yaydıklarına inanıyorlar. Tabii bu söylenince, ya bunun bilimlik olarak saptanması çetin ama bu bir inanç. Evet. Şimdi şunu söyleyebiliriz Türk'ün torasına girmek için, Türk'ün torasına girmek için. Orkun yazıları, taş gibi değil zaten taş. Taş, yani yaşasın, hep yaşasın, yaşıyorlar zaten. Bizim o yüce atalarımız Bilge Kağan, yazan Ulu Tekin, Kültekin, Bilge Tonyukuk, onların yazdığı babaları, efendim, İl Bilge Katun, İlteriş Kağan. Bakın, İl Bilge Katun, İlteriş Kağan. Türkler böyle. Kağan ve Katun birlikte. Türk'te öyle kadını Araplardaki gibi dışlamak, eve hapsetmek, birazdan yarım hisse vermek, iki kadın bir erkek yerine tanıklık yapar demek, efendim, 4 kadın birden alabilir, 1000 cariye alabilir falan. Öyle şeyler yok. Yani Türklerde Bilge Kağan diyor ki, İl Bilge Katun, anam İl Bilge ve atam Ögüm. Dün dönemin diliyle Ögüm kim? Atam İlteriş Kağan. İlteriş Kağan. Evet. Ama başka bir şey var orada. Diyor ki, altta Yağız yer, üstte mavi gök. Altta Yağız yer, üstte mavi gök. Bugünkü Türkçe çevirerek söylüyoruz. Yaratıldığında
ikisi arasında kişi oğullara yaratılmış. Bu arada hemen söyleyelim, Türkçe'de oğul sözü hem kız oğlu hem erkek oğlu anlatır. Ayırmak için de er oğullar, kız oğullar diye ayrılır. Dolayısıyla pehlivan oğlu dediğimiz zaman ya bu oğlanlar demek değildir. Hem kızlar hem oğullar içindir. Bunu da söylemiş olalım. Yani pehlivan oğlu, oğul sözü böyle bir sözcüktür. Evet. Diyor ki, altta yalnız yer, üstte mavi gök kılındıkta ikisi arasında kişi oğulları yaratılmış. Tamam. Ama başka bir şey daha söylüyor. Kişi oğullarını yönetsin diye. Kişi oğullarını yönetsin diye. Tanrı, yani sonsuz gök, sonsuz boyutta sonsuzluk olan sonsuz güç, kişi oğullarını yönetsin diye yeryüzünde atalarım Bumin Kağan İstemi Kağan'ı yaratmış. Onlar töreyi kurmuşlar, Türk töresini kurmuşlar ve o töreye göre insanları yönetmişler. Önce Türkleri ama tüm insanları. Türk'ün görevi bütün yeryüzünü yönetmektir, yönlendirmektir. Binlerce yılda bu yapılmıştır. 16. yüzyılda dünyayı yönetenler hala Türklerdi. Ama töre uygulanıyordu, onun için dünyayı yönetiyorlardı. 16. yüzyıldan sonra Türk töresi bırakıldı, Arap töresi şeriat adı altında Osmanlı'ya, Babürlü'ye, Timurlu'ya sokuşturuldu ve çöküş başladı. Evet, töre böyle bir şey. Töreyi yapanlar gök Türkler. Bu arada onu söyleyelim. Orkun yazılarında kök Türkler diye o kurucu atalardan söz edilir. Çünkü onlar kökü oluşturan atalardır. Evet, kök hücremiz bizim. Evet, kök hücremiz. Evet. Çok güzel yakaladınız. Kök hücremiz. Onlar, o atalar yani Bumin Kağan, İstemi Kağan. Aslında Bumin Kağan, İstemi Kağan ad olmaktan çok ad olmaktan. Kazım ünvandır. Kazım bir şah bunu ortaya koydu. Yani ön Türkler konusunda çok değerli araştırmalar yapan Kazım Birşan bunu ortaya koydu. Ben onu biraz geliştirdim. Onun görmediğini de gördüm. Orada sözü edilenler sadece atalar değil, analardır aynı zamanda. Analar ve atalardır. Analar. Öyle başlıyor daha. Oradan başlıyor. Onun için İlterişkan, İlbikyakatun deniliyor. Onun için Türk töresinde kurultayın doğal üyesidir Katun. Ve Katun'un eğer imzası, kol koyması yoksa geçerli değildir yarlık, yani carlık, yani ferman. Fermanı ikisi birden imzalıyor. Şimdi törenin esasları ortaya çıkıyor bu arada. Evet, ortasından ortaya çıkıyor. Şimdi evet. Devam edelim. Sürdüreceğimiz şu. Demek ki Türk töresini tarihin derinliklerinde, geçmişin derinliklerinde kaç yıldır? Belki 20 bin yıl. Belki 20 bin yıl. Belki diyorum çünkü insanlığın geçmişine doğru gittikçe bin yıllar artık kolay söylenir duruma gelir. Bin yıllar. Yani 20 bin yıl dersek bu mutlaka 20 bin değildir ama 14 bin yıldan eski olduğunu düşünebiliriz. Çünkü 12 bin yıl önce ya dayalı kalıntılarımız var. Dolayısıyla yani bunu 20 bin yıl, yaklaşık 20 bin yıl, belki daha eski. Belki daha eski. Dolayısıyla Türkler, Türk atalar, kök Türkler töreyi kurdular. Töre. Törenin temeli inançtır. Şöyle söyleyelim. Tömelin ilkelerinin birincisi inançtır. İnanç. Türklerde binlerce yıl süren bir inanç vardır. Törenin bütün kuralları bu inançtan kaynaklanır. İnançtan. Ama Ebu Dülef adında birisi, yine bir Gürcü
efendim Bilgin diyor ki, yani gezenler diyorlar ki, bu Türklerde din yok ama inanç var. Din yok evet, Türklerde din yok. Ne demek? Çünkü din sözcüğü de yok. Kurum olmadığı için kavram yok. Kavram olmayınca onu karşılayacak bir sözcük de yok. Onun için Çinlerde din oluşunca onlara bakıp bunlar nom diyorlar. Türkler de Çincesini kullanıp nom dediler. Çünkü Türklerde din yok. Yani Türklerin dinlere girmeden önceki dinleri diye bir kavram yok ama inanç var. Peki neden din yok? Yani gezginler, Araplar, şunlar bunlar neden Türklerde din yok diyorlar? Çünkü onların alışa geldiği din şöyle. Bir defa bir Allah'a sığdırdıkları bir mabet olacak. Yani Allah'ın evi diyorlar ya, işte cami, kilise, havra, benzeri tapınaklar, tapınak olacak. Yani Tanrı'ya tapınmak oradan olacak. Tapınak. İki, din adamı olacak, din görevlisi. Yani işte ayetullahlar, Diyanet İşleri Başkanlıkları, Şeyhülislamlar, kardinallar, papalar, patrikler filan. Hayır, Türklerde bunlar yok. Böyle insanlara ihtiyaç da yok. Gereklilik yok, gereksinim yok. Yok, gerek yok. Efendim, insanın Tanrı'ya karşı görevleri, hayır. İnsanın doğrudan doğruya Tanrı'ya karşı görevi yok. Öyle yani 5 vakit, 3 vakit namaz kılacaksın, cumaya gideceksin, pazarları kiliseye gideceksin, işte 5 vakit havraya gideceksin ya da Zerdüştlük'te olduğu gibi yine 5 vakit namaz kılacaksın falan, bunlar yok. Bunlar yok. Yani Türklerin inancında bunlar yok. Bunların olmadığını görünce gezginler diyorlar ki Türklerde din yok ama inanç var. Tanrı diyorlar, Tengri diyorlar. Ona yöneliyorlar. Öyleyse bir inanç var ama din yok. Ha. Demek ki Türklerde o dönemin gezginlerince söylenen bir gerçeklik var. Onların alışa geldikleri gibi din yok. Ama inanç var. Ama şöyle söylenebilir. Yani peki yani Tanrı'ya nerede tapınıyorlar? Tanrı her yerde. Tanrı olmadığı bir yer yok ki. Ama Türklerde de doğanın güzelliklerinde söz gelimi bir ulu arç ağacının, ardıç ağacının altında ya da bir ırmak kenarında böyle bir çağlayanın yanında filan dağın yüceliklerinde Tanrı'ya yönelmek gibi bir durum var. Ama bu olmazsa olmaz koşul değil. Tanrı'ya yönelmek için her yer neresi olursa orada Tanrı'ya yönelmek olacağı için özel bir tapınak yok. Böyle bir savurganlık yok. İyi ama din adamı lazım anlatmak için inancı ya da inancı anlatmak için adam lazım. Hayır. İnanç o kadar arı duru ve basit ki bunun için bilgin olmaya falan gerek yok. Bir ailenin, bir ocak başının ulusu, büyüğü kadın ya da erkek. O aileyi anlatır sık sık. Hem anlatır, öğretir, hem anımsatır. Sonra o ölünce ondan sonra gelen, o ölünce ondan sonra gelen, böylece kuşaktan kuşağa anlatıla gelir. Hiç öyle alime falan lüzum yok. Biz şimdi anlatacağız. Anlattığımızı dinleyen de bu biçimde isteyen anlatabilir. Evet. Peki nedir? Bir, Türkçe'de bir sözcük var. Tengri. Doğu Türkçelerinde Tengri, Orkun yazılarında Tengri, Ahmet Yesevi'nin Türkçesinde Tengri, Batı Türkçelerinde Tangrı ya da Tanrı. Şimdi aslında Tangrı sonra Tanrı. Yunus Emre'de Tanrı. Ahmet Yesevi'de Tengri, Yunus Emre'de Tanrı. Çünkü Yunus Emre Batı Türklerinden, Oğuz Türklerinden. Ahmet Yesevi ise Doğu Türklerinden. Orkun yazılarında. Orkun yazıları aslında Doğu Türkçesi ile Batı Türkçesinin ortasındadır. Çünkü tümünün kaynağıdır Orkun yazıları. Onu da söyleyelim. Yani bazı sözcükler daha çok Oğuzca'ya yakındır.
Kimi sözcüklerde Kıpçak Tarluk Türkçelerine yakındır. Şimdi Tengri sözü, Tengri. Tengri sözü Türkçe'de biz Tengri diye devam edelim. Çünkü Orkun yazıtlarından söz ediyoruz. Tengri sözü sonsuz gökü söyler. Sonsuz gök. Yani Türk Tengri dediği zaman sonsuz gökten söz ediyor demektir. Sonsuz göğün nitelikleri bayat olmasıdır, bengü ya da mengü olmasıdır. Bayat demek evveli yok demektir. Arapçadaki ezeli sözcüğünün karşılığı. Başlangıcı olmayan. Ama bayat sözcüğü, dil biliminde böyle şeyler olur. Geçen süre içinde anlamını değiştirmiş. Biz şimdi eskimiş ekmekler, yemekler için kullanıyoruz bayat sözünü. Ama esas Türkçe'de bayat başlangıcı olmayan demektir. Bengü ise sonu olmayan demektir. Demek ki göğün başlangıcı ve sonu yoktur. Gök sonsuz gücü olandır. Gök. Ama şimdi gök diyoruz ama o zaman ona gök denilmiyordu. Tengri deniliyor. Dolayısıyla Tengri dediği zaman Türk kimi zamanda gökyüzünü, gökyüzü değil göğü, kimi zamanda da Tanrı'yı söyler ama aslında ikisi birdir. Çünkü yaratıcı göğün köyün kendisidir. Gök dediğimiz bugün Türkçe'de gök dediğimiz varlık Tengri o yaratıcı odur. Ve yaratıcı varlığı kendinden var etmiştir. Yani yaratıcı biz hem yaratıcının tinini taşırız hem onun bir görüntüsüyüz. Yani söz gelimi Türkler sabah erken kalkarlar. Güneş doğarken güneşi esenlerler. Ve 9 defa diz kırıp saygılarını sunarlar. Güneş ışınlarından yararlanırlar. Bilmeyenler sanırlar ki Türkler güneşe tapıyorlar. Hayır. Türkler güneşe tapmıyorlar. Güneş Tanrı'nın yeryüzüne en büyük, en güçlü görüntüsü. Tanrı güneş olup yeryüzüne dirlik veriyor. Güneş olmasa yeryüzünde dirlik olmaz. O yüzden Tanrı'ya tapınmak için güneşe bakılır. Ama Tanrı'ya tapılır. Güneşe geceleri de aya bakılır. Çünkü ay da güneşten aldığı ışınları yeryüzüne iletmekle aynı zamanda o zaman atalar biliyor muydu, bilmiyor muydu, bilmiyorum. Biz şimdi biliyoruz. Eğer ay tam da orada olmasa dünya düzenli olarak dönmez ve topaç hareketini yapmaz ve aynı zamanda yeryüzündeki bütün nesneleri çekip bırakmaz. Yani okyanusları, suları, insan vücudundaki sıvıları tümünü çeker bırakır ay. Böyle bir özelliği vardır. Ve ay olmasaydı dünya topaç gibi kendi ekseni etrafında dönemezdi. Kutuplar oluşamazdı ve yeryüzünde dirlik olmazdı. Yeryüzünün tümü sularla kaplı olurdu. Ya da başka bir dirlik olurdu. Biz olmazdı. Ya da biz başka türlü olurduk. Belki balık olurduk filan. Şimdi dönelim ayda. Türkler geceleri de yeni doğan aya ve dolunaya saygı sunarlar. Esenlik dilerler. Bu da yine Tanrı'ya yönelmenin bir türüdür. Şimdi içimizde dindar Müslümanlar varsa dinleyenler, onlara örnek vereyim. Yani Müslümanlar da Kabe'ye dönüp namaz kılıyorlar. Bu Kabe'ye tapmak değil elbette. Bunun gibi Türkler de, yani Türklerin inancında güneş, ay, yıldızlar, insanlar, hayvanlar, ağaçlar, bitkiler, sular, dağlar, yeryüzünde olanlar, her şey Tanrı'nın görüntüsü. Ama bu görüntülerin içinde de Tanrı'nın tini, yani ruhu var. O tin nitelik olarak aynıdır, nicelik olarak farklıdır. Yani diyelim ki insanda Tanrı'nın tininin bilinç yoğunluğu 1 milyonsa taşta 1'dir. Diyelim ki köpekte 100'dür, koyunda 50'dir ama o her yerdedir. Bunu
kavramak zordur. Bunu ancak bugünlerde insanlığın gelişmesiyle ortaya çıkan kuantum fiziğini anlayan evet. anlayabilir. Hem mantığı. Evet. Hem mantığı. Dolayısıyla yeryüzünde yaşayan biz kişi oğulları, bütün insanlar ama başta Türkler, kişi oğullarını yönetmekle yükümlü olan Türkler, Tanrı'nın görüntülerine karşı iyi olmak durumundayız. Şimdi bu inancın erdemine geldik. Bu inançtan nasıl bir erdem doğar? Şu doğar. İnsanlara iyilik yap, kötülük yapma. Hayvanlara iyilik yap, kötülük yapma. Ağaçlara iyilik yap, kötülük yapma. Taşlara iyilik yap, taşa nasıl dokunma. Bir yerde bir kaya varsa nedensiz yere onu yerinden kıpırdatma. O bırak orada kalsın. Doğayı bozma, doğayı kirletme. Suları kirletme. Türk'ün inancında ırmaklara girip yıkanmak bile büyük yazıktır, yani günahtır. Irmak, yani bütün bunlar özeti şudur. Doğaya kötülük yapma, insana kötülük yapma, hayvana kötülük yapma, ağaçlara kötülük yapma, iyilik yap. Bunu anlatmak için alim olmaya gerek yok ki. Dolayısıyla ninelerimiz ve dedelerimiz bize anlatırlardı. Biz de buna göre yaşardık. Böyle her baktığımızda Tanrı'yı görürdük. Bu nasıl görkemli bir inanç ve nasıl bir erdem veriyor. Atalarımız erdemli insanlardı. Bu yüzden mesela sorularınız arasında var. Atalarımızda kölelik kavramı yoktur. Nasıl olsun ki Türk kendisini Tanrı'nın bile kulu olarak görmüyor. Tanrı'nın çocuklarıyız biz, ne kulu? Tanrı bizi kendisine köle diye mi yarattı? Biz kul değiliz. Öyle olunca Tanrı'nın bile kulu olmayan Türk ne başkasına kul olmak ister ne de başkasını kendisine kul yapmak ister. Tamam. Kölelik adalet demektir. Bugünkü Türkçe'de adalet sözcüğünün Türkçe'deki karşılığı köleliktir. Köleliktir. Türk devletinin dini köleliktir. Türk devletinin dini olmaz. Türk elinde din olmaz. Devletin dini olmaz. Türk töresinde devlet yurttaşlarına bir din dayatmaz. Bunu öğrenin diye zorlamaz. Zorunlu din dersleri yoktur. Din adamı yetiştirmek için 5000 imam hatip açmaz Türk devleti. Efendim, din öğretmek için yüksek bilgin yetiştirmek için ne bilgin ise 115 ilahiyat fakültesi açmaz. Türk devleti yurttaşlarının dinine karışmaz. Devletin dini köleliktir, adalet. Devletin dini adalet, mezhebi de akıl ve bilimdir. Türk devletinde. Türk devletinde yani sekülerizm ya da laiklik denilen kavram tarih boyunca vardır. Varken yükselmiştir Türk devletleri, yokken de çökmüşlerdir. Nasıl yok olmuştur? Yani söz gelimi başlangıçta halk Müslüman ama devlet Türk töresine yönetilirken, Türk töresine göre yönetilirken Osmanlı'da Sultan Selim'le başlayarak şeriat adı altında Arap töresi girdi ve çöküş başladı. Yine Timurlu'da Türk töresine göre yönetilirken devlet el Timur'un Miranşah'tan gelen çocuklarından Ebu Said'in eline devlet geçtikten sonra o da Nakşibendi Şeyhi Ubeydullah Ahrar'ın etkisiyle bilim karşıtı şeriatı getirdiği için Timur'da çöküşe başlamıştır. Aynı şey Hindistan Türk Devleti'nde oldu. Hindistan Türk Devleti idi. Orada da yine Türk töresine göre yönetilirken Babür'ün torunlarından Evrengizip denilen yobaz hükümdar döneminde İmam-ı Rabbani denilen Nakşibendi Şeyhi'nin etkisiyle şeriat devleti olmuş
çöküş başlamıştır. Kural, töreden uzaklaşan Türk devleti çöker. Çöken Türk devleti içinden Osmanlı'dan Atatürk töreye göre cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyet Türk töresine göre kurulmuştur. Ama ne yazık ki Atatürk'ten sonra Türk töresi yine dışlandı. Yıllarca, on yıllarca, 20 yıl öncesine kadar yarı Atatürkçülük dönemi yaşandı. 20 yıl önce de karşı devrim başladı ve sürüp gidiyor. Töre yerine Arap şeriatını bu ülkeye dayatmak için bir takım insanlar kendilerini görevli sayıyorlar. İnanca dönelim. Türk'ün inancında demek ki, ama hep bunlar inanç içinde, inançtan doğan uygulamalar. Demek ki Türk'ün inancında devletin inanç dayatması diye bir şey yok. Laik, laik devlet. Laik. Devlet, hatta daha abartalım, dinsizdir devlet. Devletin din, ama devletin dini könüllülük. Adalet. Adalet. Bütün insanlar için adalet. Bütün yurttaşlar için adalet. Evet. Ve akıl ve bilim. Peki başka, bu Türk'ün inancının sıkıntı veren bir yönü de vardır. O da şudur. Türk'ün inancında 7 atayla birlikte yaşarız biz. 7 atalarımızın yazıklarını da taşırız biz. Yani 7 atamızın, atamızdan gelen ağırlık omuzlarımızdadır. Dolayısıyla inancımıza göre Türk inancında başımıza gelen bütün iyi işler bizim yaptığımız iyiliklerin sonucudur. Başımıza gelen bütün kötülükleri de biz kötülük yaparak oluştururuz. Ama diyebiliriz ki biz hiçbir kötülük yapmadık. Niye bu işler başımıza geliyor? Atalarımızın yaptığı kötülüklerin suçu bize gelir. Hani bu inancın yaşadığının böyle küçük belirtileri vardır. Derler ki babaların günahını çocuklar çeker. Ya da derler ki işte dede ya da nine işte bilmem ne yerse çocuğun dişi kamaşır filan. Dolayısıyla peki bunun çözümü şu. Türk o kadar çok iyilik yapmalıdır ki insanlara, hayvanlara, ağaçlara. Ağaca iyilik yapmak ne? Ağaç dikmek. Bu inancın birinci tapınç kuralı ağaç dikmektir. Evet. Ağaç. Atatürk diyor ki bana öyle bir din gösterin ki ibadeti ağaç dikmek olsun. Bilerek söylüyorum. Evet. İbadet ağaç dikmektir. Ağaç dikmek. Şimdi peki bu 7 atadan gelenleri çok çok iyilik yaparak sileriz ve bizim çocuklarımıza ve sonraki kuşaklarımıza 7 kuşağa kadar gider bu iş. Geçmesini önleriz. Bu inanç var. Bir de tabii ki inancın bir yönü de reenkarnasyon denilen ya da ruh göçü ya da tin göçü denilen olaydır. O da şu. Yani tinler ölmez. Tenler ölür. Ne demişti Yunus Emre? Ölür ise ten ölü, canlar ölesi değil. Canlar ölesi değil, canlar bedenden çıkınca eğer o kişi dünyadayken, yaşarken, yeryüzünde yaşarken olgunluğunu bitirmiş bir kişi ise artık o gider. Işıklar boyutunda atalarının ruhlarıyla birlikte mutlu bir dirlik sürer. Ama cennet yok. Cehennem yok. Uçmak. Uçmaya gider. Uçmak derken de kuş gibi uçmak değil. Bir deyimdir yani. Işık bedeni ataların ışıktan boyutuna gider, orada yaşar. Ama eğer bunu başaramamışsa tekrar geri gönderilir. Bir daha tene girer ve yeniden kendisine böyle bir yol açılır. Bu çok 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 olabilir. Bir de yine görevli varlıklar vardır. Seçilmiş varlıklar. Onlar tamamlamışlardır. Olgunluğu ermişlerdir, ulaşmışlardır.
ama bu yeryüzüne görevli olarak gönderilirler. O boyuttan, ışıklar boyutundan bu boyuta gönderilirler. Yani evet, Türk inancında yeniden doğum, yani ruh göçü denilen olayda bağ var. Ama çok kötüyse eğer bir insan, çok kötülük yapmışsa, kime? Hayvanlara, ağaçlara çok 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 kötülük yapmışsa, onun tini körmöz olur. Yeryüzüne yapışır kalır ve yeniden o artık bir insan olarak gelme imkanını yitirmiştir, olanağını yitirmiştir. Mesela köpeklere çok kötülük yapıyorsa, bir köpeğin rahminde yeniden köpek olarak gelir. O deneyimi yaşar ve sonra tekrar o deneyimden sonra yeni bir deneyim. Yani bu şekilde bir inançta var. Ama bakınız, yarım saat içinde her şeyi anlattım. Şimdi bunun için alim olmaya, İmam Hatip'e gitmeye, ilahiyat fakültesini bitirmeye, hadis, tefsir, usulü, fıkıh, şuna buna lüzum var mı? Dolayısıyla bu iş için alim falan yok. Peki bu kamlar ne oluyor? O kamlar, işte şaman falan denilenler, hani şaman diyorlar, Türkçe'de kam deniliyor, baksı deniliyor. Onların görevi başka. Yani onlar öyle din adamı falan değil. Onlar sağaltıcı ve bütün diğer uluslarda da olan kişilerdir onlar. Şaman sözü Türkçe'de yoktu ve şimdilerde onlara medyum falan da diyorlar, başka şeyler söylüyorlar falan. O tür insanlar da vardır. Eskiden de vardı yani. Şimdi de var. Evet, inancımız özet olarak bu. Sorunuz varsa bu konuda sorun, anlatmaya çalışayım. Son sorumuz şu, şöyle Bilgem. Yakın gelecekte kültürel ve ekonomik bir Türk işbirliği, Türk devletleri arasında kurulur mu sizce? Evet. Şimdi nasıl ben, kurulur? Ben kurulur, kurulacak deyince hemen alışılagelmiş karşı çıkışlar oluyor. Efendim Ruslar izin vermez, Amerikalılar izin vermez, Almanlar izin vermez. A benim kardeşim, sen izin istersen elbette vermezler. İzin istemeyeceksin, yapacaksın, geçeceksin. Yaptıktan sonra Almanı da gelir, Fransız da gelir, efendim be Rusu da gelir, Amerikalısı da sana gelir, Çinli de gelir, senin ayağına gelir. Seninle ilişki kurmaya çalışırlar. Şimdi Atatürk milli mücadeleye başlamak için kimden izin aldı? Hangi devletten izin aldı? Yani bırakın kendi devletinden bile izin almadı. Ruslar baktılar ki başaracak, ondan sonra destek verdiler. Başarısı belli bir yere gelince dediler ki Mustafa Kemal devlet kuracak. Fransızlar ondan sonra yardımcı oldular. Ve anlaşmaya, yardımcı şey, anlaşma yani. Anlaşma yapıldı filan. Yani sen başardıkça başkaları gelir. Dolayısıyla hiç kimse izin vermezler. Namık Kemal Zeybey'in düşçeleri, hayalleri falan demesin. Ya da işte Ayşe Işık Hanım'ın hayalleri demesin. Vedat Bey'in, Murat Bey'in hayalleri değil bunlar. Bunlar gerçek. Bir de çok güzel bir söz vardır. Eğer sen istersen o bir hayal değildir. Doğru. Bunu isteyeceksin. Evet. İsteyeceksin, yoğunlaşacaksın, evrene de enerjini göndereceksin, emeğinle bunu yaratacaksın. Bu senin işin. Dolayısıyla bir de şunu söyleyelim. Yani bugün güzel işler vardır. Yani Türksoy var mesela, Türk devletlerinin UNESCO'su var. Akademi var. Nursultan Nazarbayev Türk Akademisi'ni kurdu Astana'da. Efendim yine Bakü'de Türk Parlamentolar Birliği var. Yine İstanbul'da Türk Konseyi Genel Sekreterliği var. Yani Ahmet Yesevi Üniversitesi var. Binlerce öğrencisiyle dünyadaki bütün Türkleri bir arada gençleri yetiştiriyor. Manas Üniversitesi var Kırgızistan'da. Ve Türk Konseyi kuruldu 2009'da. Kuruldu. Nasıl kuruldu? O zaman Özbekistan katılmadı. Türkmenistan katılmadı. Ama şimdi Özbekistan da katıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
arasında sonra Özbekistan'da katılarak bugün önce Türk Konseyi denildi, sonra Türk Keneşi denildi, sonra Türk Teşkilatı denildi. Adının değişmesi önemli değil. Teşkilat sözü yanlış çünkü Kazak ve Kırgızlar teşkilat sözünü bilmezler. Üstelik de Arapçadır. Konsey de Fransızcaydı. Keneş Türkçedir ama tüm Türkler bilmez. Nur Sultan Bey diyor ki Kazakistan eski elbaşı yani prezidenti, başkanı diyor ki artık bırakalım bu teşkilatı, Keneş'i birlik diyelim. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de bu işlerin bilincinde olan bir yönetim oluştuğu zaman artık Türk birliğini kurmak için bir engel yoktur. Diğerleri istemez falan. Hayır. Diğerleri de istiyorlar, hazırlar. Türkmenistan da gözlemci olarak katılıyor. Türkmenistan'ın koşulları ayrı. Ben ilk defa böyle bir kuruluşu 1992'de kurmak istedim. Türkmenbaşı o zaman yetki bendeydi. Yani Türkiye hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin büyükelçisi, tam yetkili büyükelçisi olarak gitmiştim. Azerbaycan kabul etti, Özbekistan o zaman kabul etti, Kazakistan kabul etti, Kırgızistan kabul etti. Türkmenbaşı dedi ki hayır, kurma. Biz Özbeklerle bir arada olmak istemeyiz. Onlar 25 milyon, biz 4 milyonuz. Bizi yutarlar. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, tek devlet kurmuyoruz. Devletler Birliği kuruyoruz. Ben istemiyorum. Ben dedi, İsviçre gibi yapacağım Türkmenistan'ı. Birleşmiş Milletler'e başvuracağım ve tarafsız bir taraf ilan etmelerini sağlayacağım. Yaptı da. Şimdi Türkmenistan'ın resmi adı şöyle, garajsız ve bir taraf Türkmenistan Respublikası. Tamam bir taraf ama Türkmenbaşı bana şunu da söyledi. Türkiye ile ne istiyorsan söyle yap. Ne istediysem de yap. Dolayısıyla Türkmenistan'ı yanımıza alırız. Şimdi Türk Birliği demek politika planında, siyaset planında Türk Birliği demek bu altı devletin ve Kuzey Kıbrıs'ı da yanımıza alarak yedi devletin bir devletler birliği çatısında birleşmesidir. Bu birleştiği zaman ÖTÜKE'nin üç ayağından biri kurulmuş demektir. ÖTÜKE'nin ayaklarından birisi Türk Birliği'dir. Birisi devletleri ve birliği Türklerin yönetmesidir. Üçüncüsü de Türk töresine göre yönetilmesidir. Sizden? Son sözüm şudur. Türk töresinde inanç vardır. Türklük bilinci vardır. El devlet yapısı, bağımsızlık, könüllülük ve bayılığı budunla paylaşmak vardır. El dokusunda en üstte erdem, töre, kurultay, altta kağan yani başkan, başbakan vardır. Ocakbaşı vardır. Ocak başında kadın ve erkek eşittir ve ocak başında tabii büyük aile vardır. Büyük aileyi kurmalıyız. Tamam yani hocam. Büyük aileden vazgeçmemeliyiz. Bir evde toplamaya gerek yok ama büyük aile sık sık toplanmalı. Yani büyük aile kim? Evin yani ailenin en büyüğü dede, baba kim varsa onun gölgesinde toplanıp zaman zaman konuşmalıyız ve Türk töresinde bütün insanlara sevgi ve saygıyla yaklaşmak vardır. Buna da kişicillik diyorum. Evet. Değerli Bilgem, verdiğiniz bu güzel bilgiler için size hem dergi takipçilerimiz hem Ön Türk Akademisi adına çok teşekkür ediyorum. Size uzun, sağlıklı dirlik diliyorum. Sağ olun, var olun. Ben de sizlere ve akademinizin üyelerine iyilik, sağlık, esenlik, başarılı, uzun dirlik diliyorum. Tanrı Türkiye kut versin.